8. sınıf geometrik cisimlerle alakalı bir soru, silindirin hacmiyle alakalı. Şimdi bize burada silindirin yarıçapı R olan, yüksekliği H olan dik dairesel bir silindirin hacmini pi r kare h formülüyle hesaplayın diyor. Şimdi zaten tabanı ile tavanı aynı olan cisimlerin hacimleri taban alanı çarpı yüksekliktir. Mesela burada tabanın alanını buluyorsunuz. Çarpı yükseklik buradaki suyun hacmi çıkar. Yine aynı şekilde tabanın alanını buluyorsunuz. Çarpı yükseklik buradaki suyun hacmi çıkar. Peki soruda ne diyor? Şimdi buradaki suları diyor ki aldım, üçüncü kaba boşalttım diyor. Bu üçüncü kapta mesela örneğin şu kadar bir yükseklik. Şu kadar bir yükseklik, h kadar bir yükseklik oldu. Bu h yüksekliği nedir diyor. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz? Şöyle çözeceğiz. Ben şimdi buradaki suyun hacmini bulacağım. Buradaki suyun hacmini bulacağım. Bu ikisini toplayıp buraya ekleyeceğim. Buraya ekledikten sonra buranın taban alanı çarpı yeni oluşacak h yüksekliği bu ikisinin toplam hacmini verecek. Bu şekilde soruyu çözeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Birinci şeklin hacmini buluyorum. Şöyle V hacim diyelim. Taban alanı çarpı yükseklik. Tabanında ne vardı? Pi, yani 3 çarpı. Yarı çapı burası 5'miş. 5'in karesi 25 çarpı 1,2. 1,2'yi de şöyle bir 12 bölü 10 yazayım. Sadeleştirmesi kolay olsun. Şunları sadeleştirirsem 5 bölü 6 şey 6 bölü 5 yazayım. Bu 5 ile 25'i sadeleştirdim. 5 yazdım. Buraya da çarptığımız zaman evet ne oldu? 15 oldu. 15. Bir tanesini eksik mi yaptık? Bir de 6 da vardı. 15 çarpı şuradaki 6'yı unuttuk. Şöyle biraz karışık oldu. Bir daha göstereyim. Şöyle hacim eşittir. Pi sayısı çarpı yarıçapın karesi çarpı 1,2. 1,2 demek 6 bölü 5 demek. Yani 12 bölü 10. Şunları sadeleştirdim. Buraya 5 yazdım. Bunları da çarptım. 6 kere 5 30. Bir de 3 ile çarptım. 90. 90 santimetre küp. Şimdi aynısını buraya yapıyorum. Buranın yarıçapı 2 idi. Yani bu şu birinci kabın hacmi olsun. Bu da ikinci kabın hacmi. Bu da ne olacak? Pi sayısı yani 3 çarpı yarıçapın karesi yani 2'nin karesi 4 çarpı 2,5. 4 kere 2,5 10 yapar. Bir de 3 ile çarpalım 30 yapar bu da. 30 santimetre küp. Bu ikisini topladığımız zaman burada 120 santimetre küplük bir sıvı yaptı. Yarıçapı 4 olan yüksekliği de H olsun. O zaman buradaki yeni kabın hacmi şöyle hacmi ne olacak? Taban alanı çarpı yükseklik yani pi sayısı çarpı yarıçapın karesi 4'ün karesi 16 çarpı yükseklik h bu da ne olacak? 120 olacak. Buradan işlemlerini yaparsanız h eşittir 2,5 çıkar. 2,5 metre çıkar.